dünyanın her ülkesinde toplumun huzur ve refahını sağlamak adına belli başlı kurallar ve yasaklar vardır. Bir arada yaşayan insanlar arasında muhtemel bir kaos ortamının oluşmasını önlemek ve ayrımcılığın önüne geçmek için bu yasak ve kurallar nispeten kabul edilebilir şekillerde olur. Her ne kadar Kuzey Korelilerin çoğu buna uymak zorunda olsa da kadınlar için daha zorlayıcı bir sistemin olduğu tartışmasız. Gelin bu ülkede kadın olmanın getirdiği zorluklara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara yaşam tarzı. Dünyanın en kapalı ülkesi olan bu ülkede kadın olmak gerçekten çok zor. Sesini duyurmak bile bir suç olduğunu düşünürsek yaşam tarzları bir hayli kötü. Günlük işlerin yanı sıra sürekli devlette çalışmak zorundalar. Ağır işlerde bile çalışan kadınların tek amacı ise yoksul olan eşine az da olsa yardımcı olabilmek. Bu ülkede zengin olmak imkansız. Devlet kazançlara istediği gibi el koyabiliyor. 2 numara saç kesimi. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar kuaförlerde deli gibi vakit harcarken bu durum Kore için biraz farklı. 2013'ten beri Kuzey Kore'de istediğin saç kesimini yapmak yasak. Kadınlar içinse 18 adet saç modeli belirlenmiş. Batı modasına uymak olarak görülüyor. O yüzden kıyafet düzeninizin her zaman düzgün olması gerekir. 3 numara kaçmak. Ülkenin çok zor olduğunu veya dünyada biraz gezmek istediniz. Eğer Kuzey Kore'deyseniz bu gerçekten de çok zor. Ülkeden kaçmaya çalışmak Kuzey Kore'de oldukça büyük bir suç. Yakalanmanız halinde idam edilmeniz ya da toplama kamplarına gönderilmeniz kaçınılmaz. Üstelik cezayı sadece siz çekmiyorsunuz. İşlediğiniz suçtan ötürü aile bireyleriniz ve yakın akrabalarınız da ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. 4 numara araba sürmek. Kuzey Kore'de kadınların hayatının her noktasına müdahale edildiği gibi araba kullanmaya da sınır getirilmiş durumda. Araba kullanımı ve araç sahibi olmak hükümet kontrolü ile gerçekleşiyor. Sadece erkek hükümet yetkilileri araç sahibi olabiliyor. 5 numara saç boyası. Kuzey Kore'de saçlarınızı sarıya, kızıla ya da yeşile boyamak gibi bir seçeneğiniz yok. Herkesin saçı siyah olmak zorunda olsa da sadece grileşmeye başlayan saçlarınızı siyah boyamanıza izin veriliyor. Kuzey Kore'de saç boyamak kapitalist bir eylem olarak kabul ediliyor. Yine de yasaklara rağmen saçınızı boyatmayı başarırsanız hem siz hem de kuaförünüz cezalandırılıyor. Cezanın ne olacağı belli değil ama Güney Kore dizisi izleyen ve evinde İncil ile yakalananlar gibi idam edilebilirsiniz. 6 numara kot pantolon giymek. Kuzey Kore'de kotla saç boyaları gibi kapitalizmin zehri olarak görülmekte. İlginç bir şekilde Kuzey Kore'de gençlerin de desteğiyle batılı moda trendlerine karşı savaş veriliyor. Bu kural sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerlidir. 7 numara moda polisleri. Giyim ve kuşamına dikkat etmeyenler için Kuzey Kore'de moda polisleri devreye giriyor. Moda polisleri, sokaklarda fazla kısa etek giyenleri, doğru şekilde ayakkabı giymeyenleri, tişört giyenleri ve bekar iş kadınlarını göz hapsinde tutabiliyor. Burada kadınlar kulaklarını deldirebilir fakat burun deldirme benzeri şeyler kesinlikle yasak. 8 numara askere gitmek. Belki de en zorlayıcı şartlardan biri de kadınların zorunlu olarak askerliğe gitmesi olabilir. Pek çok ülkede asker olan kadınlara belli başlı eğitim ve görevler verilirken, Kuzey Kore'de tam tersine kadınlar zorlu bir süreçten geçiyor. Kuzey Kore'de kadınlar liseden mezun olduktan sonra 23 yaşına kadar askerlik yapmak zorundadır. Neredeyse 7 yıl boyunca nöbet tutuyor, eğitim görüyor ve kıtlık ile mücadele etmek zorunda kalıyor. 9 numara tecavüz. Kuzey Kore'de özellikle kadın askerlerin üst makamları tarafından taciz ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Kuzey Kore'den kaçan eski bir kadın asker, dünyanın en büyük 4. ordusunda stres ve beslenme yetersizliği nedeniyle kadınların regle olamadığını, tecavüzün ise pek çok kadın asker için hayatın bir parçası olduğunu söylüyor. Su olmadığı için birçoğu bulduğu derelerde yıkanmak zorunda kalıyordu. 10 numara güzel olmak. Kore'de güzel bir kadın olmak sizi çok farklı mesleklere girmenize neden olabilir. Başka bir ülkede yaşasalar muhtemelen mankenlik ajanslarına başvuracaklardı. Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla başkent trafiğini denetlemek için ülkenin en güzel kızlarını kullanıyor. Polis yetkilileri ortalamanın üzerinde bir boya sahip olan güzel genç kadınları trafik şubeye alıyor. Bu kadınlara ülkenin en güzel kadınları olarak bakılıyor. Beyaz mavi üniformalarıyla çoğu incecik genç kadınlardan oluşuyor. Her ne kadar trafik olmasa da yağmur soğuk demeden görevlerinin başından hiç ayrılmıyorlar.